Bir gazetede okudum. Evleniyormuşsun. Doğru mu? Evet. O adamla mı? Nihat'la, evet. Tanışmıştınız. Acelem var Behlül, görüşürüz. Bu evlilik beni unutmana engel olamayacak. Sen çoktan tarih oldun Behlül. Görürüz. Hep etrafında olacağım senin. Ne zaman istersen. Gerizekalı. Peyker. Gelinlik çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bebek belli olmuyor daha. Kaç aylık oldu? 2. Kocanı çok kıskandım. Benim gelinim olmanı isterdim. Allah korumuş. Bizi niye sürüklüyor? Belli ki çok önemli onun için. Balayında bile Firdevs Hanım'ın talimatıyla hareket ediyoruz. Biz senin ailenin talimatlarına uymayı kabul ettik Nihat'cığım. Evlilik sözleşmesi dayatmasının yanında anneminki çok masum bir rica. Hep kakılacak mı bu benim başıma? Sen söylendiğin sürece evet. Üstelik haksız yere söyleniyorsun. Hem suçlu hem güçlü derler ya, aynen öyle. Annen baban bir tanecik oğullarının düğününü bırakıp gitti. Herkes gördü, herkes. Rezil olduk. Herkesin ne söylediğine bu kadar önem verseydin, düğün için babanın kırkının çıkmasını beklerdin. Defol. Öyle demek istemedim, özür dilerim. Defol. Peyker Hanım'a geldi efendim. Teşekkürler. Peyker'cim. İstemiyorum. 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 Defol git dedim. Git. Lütfen. Nihat, bebeğe bir şey olacak. Nihat git. Yarın Sicilya'ya gidiyorum katalog çekimi için. Sen de gel. Canım, daha yeni geldim. Hem amcama da ayıp olur artık, değil mi? Daha inandırıcı bir şey söyle. Eyvah! Nereye? Geç kaldım. Nereye gidiyorsun? Bir düğün var bu akşam canım. Daha gidip hazırlanmam lazım. Peyker Yoroğlu'nun düğününe mi gidiyorsun? Canım merak etme, damat ben değilim. Bir gün o da olacak. Benim yanımdan kalkıp kendi düğününe gideceksin. Allah kavuştursun. Güzel haberi aldım. Ben senin enişten olamadım. Sen benim yengem oluyorsun. Kaderde akraba olmak varmış demek. Ya işin tek kötü yanı bu. Hadi gel de bir şeyler içip konuşalım seninle biraz. Beklediğin yolcu geldi. Canım. Hoş geldin canım. Peyker'in kız kardeşi değil mi? Evet. Bihter, benim yengem. Yengen mi? Atıyorsun. Amca fena aşık. Peki Bihter? İnanmıyorum ya. Ciddi ciddi evleniyorlar mı? Hadi bin.
olacaklardan korkuyorum. Sen annemin öfkesiyle tanışmadın daha. Gelinliği güzelmiş. Hı hı. Bihter'in amcanla evleneceğine gerçekten sevindim. Etrafımda bir tehlike daha eksildi. Yok artık. Neden? Değişik bir tip. Soğuk, kasıntı, küstah. O yüzden mi ablasını seçtin? Saçmalama Bihter. Hiçbir zaman benim tipim olmadı ki. İsabet. Bak, amcanın kısmetiymiş. Helal olsun güzel kız. Vay vay, kimler gelmiş? Merhaba yengecim. Merhaba. Amcam yok mu? Bir şeyler alıp gelecek. Peki yalnız bırakmayayım o gelene kadar seni. Zayıf bir kutlama olmuş. Masa bizim değil. Biraz önce geldik. Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun? Biz Peyker'le çıkarken de bana karşı öyleydin. Mesafeyi severim. Bayağı. Peyker'lerden haber var mı? İyi geçmiş mi yolculukları? Peyker'lerle bu kadar ilgilenmesen çok daha iyi olacak. Neden? Kıskanıyor musun yoksa? Sen kendini fazla önemsiyorsun, üzülüyorum. Kimse konuşmuyor. Beşir'e bakacağım. Gel. Nihal'in durumu önemli değil ama, değil mi? Kimi çocuk isteklerini ağlayarak anlatır. Kimisi de gülüp cilve yaparak. Bizim kızın da yöntemi bu işte. Ne o, gözün mü korktu yoksa? Bu yine hiyalleri, küçükken hiç çekilmiyordu. Sen hep onların yanında mıydın? Okul için mi geldin amcanın yanına? Ablanla çıkarken bu kadar ilgilenmiyordun benimle. Şimdi akraba alıyoruz diye mi kibarlık ediyorsun yoksa? Seninle niye hiç sohbet etmek istemediğimi hatırladım. Çok sıkıcısın gerçekten. Şaka yaptım, şaka. Gel. Özür dilerim. Ben çok küçükken geldim amcamların yanına. Bir kaza geçirdik. Ben çok küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum. Annemle babamı o kazada kaybettim. Üzüldüm. Adnan'ın kardeşi miydi, abi miydi baban? Amca diyorum ama amcam değil. Kuzen çocuklarıyız baba tarafından. O kadar yakın olmamamıza rağmen Adnan amcam almış beni yanına. Gariban, öksüz, yetim Behlül haznedar, küçük bir bavulla İstanbul'a uzak akrabasının yanına sığınır. Böylelikle de sürünmekten kurtulur. biraz da sizi konuşalım Bihter Hanım. Bu büyük aşk nasıl başladı anlatın bakalım. Çok kısa bir sürede evlenmeye karar verdiniz. Öyle oldu.
Amcamla niye evleniyorsun Bihter? Ne biçim soru bu? Onu seviyorum. Bu kadar çabuk karar verdiğine göre sırılsıklama aşıksın demektir. Aynen öyle. Ne güzel. İkiniz adına da seviniyorum. Günaydın. Sen gerçekten şaşırtıyorsun. Sabahın köründe kalkıp kaydım deme. Evet. 1,5 saattir aralıksız kayıyorum. Tebrik ederim. Sabaha karşı geldin yine derken kalktın. Sen benim geliş gidiş saatlerimi niye kontrol ediyorsun? Nihal dışarıdaydı, onu beklerken duydum. Yan odadasın. Çok da nazik bir komşu değilsin. Yatağa yıkılışını bile duydum. Yalnız biraz sakinleş artık. Nerede akşam orada sabah, günlerin bitmesi lazım. Bu ne ilgi böyle bana karşı? Gerçekten çok duygulandım. Ben kızı acıyorum. Onu ümitlendirdin ama yarı yolda bırakacaksın. Öyle mi diyorsun? Evet. Biz senin evlendiğini hiç göremeyeceğiz. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Bir şişe parfümünü. Günaydın. Günaydın. Herkes nerede? Müzik odasındalar. Nasıl geçti geceniz? Güzeldi. Senin telefondan sonra daha da güzel oldu. Olmasın. Çabuk gel aşağı. Thank you.